Merhaba, bu videomuzdaki konumuz olayları sıralıyorum. Sayfa 101'deki ilk etkinliğimiz ile başlıyoruz. Hepimizin bildiği gibi biz geceleri uyuyoruz, yeni bir gün için dinleniyoruz. Gündüzleri ise okula gidiyoruz, derslerimizi öğrenip arkadaşlarımızla oynuyoruz. Ama unutmamalıyız ki Gece ve gündüz birlikte bir günü oluşturuyor. İlk etkinliğimiz ile başlayalım. Gün içerisindeki olayları hangisi önce, hangisi sonra gerçekleşir birlikte işaretleyeceğiz. Görselleri inceleyelim. İlk görselde hanımefendi serviste. İkinci görselde ise hanımefendi kahvaltı yapıyor. Üçüncü görselde ise hanımefendinin uyumuş olduğunu görüyoruz. Peki bu hanımefendi güne nasıl başlar? Evet, ilk olarak kahvaltısını yapar. Peki sonra? Evet, sonra da hazırlanıp okula gider. Peki sonra ne yapar? Gün bittikten sonra da uyur. Peki Buna göre hangisi önce gerçekleşir? Evet harikasın kahvaltı yapma işlemi daha önce gerçekleşir. Devam edelim bakalım. İkinci etkinlikte aşağıda sayılar verilmiş. Küçükten büyüğe doğru bunu sıralamanızı. Buna göre sonda kalan rakamı boyamanızı istiyor. Videoyu durdurup bu etkinliği yapabilirsiniz. Tebrik ederim. Etkinliği yaptığınızı varsayıyorum. Birlikte üçüncü etkinliğe bakalım. Aşağıda bir tablo verilmiş. Tabloya göre bizden bir önceki günü ve bir sonraki günü yazmamızı istiyor. Burada küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bir önceki gün yani Dün biten gündür. Bugünden önceki gündür. Bugün ise içinde bulunduğumuz gündür. Bir sonraki gün ise yani yarın bugünden sonra olan henüz yaşanmamış gündür. Bu bilgiye göre tabloyu birlikte dolduralım. İlk boşluğumuza bakalım. Bugünün pazartesi olduğunu söylemiş. Peki Pazartesiden bir önceki gün ne olabilir? Haftanın günlerini zihninde hatırla bakalım. Evet, pazartesiden bir önceki gün pazardır. Peki pazartesi gününden sonra hangi gün gelir? Evet, salı günü gelir. Bir sonraki boşluğa bakalım. Bugün salı günü olarak düşünürsek dün hangi gündür? Salıdan bir önceki gün? Evet, pazartesidir. Peki, salıdan bir sonraki gün hangi gündür? Evet, çarşambadır. Peki, bugünü çarşamba olarak düşünürsek, çarşambanın bir önceki günü hangi gündür? Evet, salıdır. Peki, çarşambanın bir sonraki günü hangi gündür? Evet, perşembedir. Peki bugünü perşembe olarak düşünürsek, perşembenin bir önceki günü hangi gündür? Doğru bildin, çarşambadır. Peki perşembenin bir sonraki günü hangi gündür? Evet, cumadır. Şimdi videoyu burada durdurup kalan 3 günün önceki ve sonraki günlerini yaz bakalım. Tebrik ederim. Etkinliği yaptığını varsayıyorum. Bir sonraki sayfaya, sayfa 102'ye geçiyoruz. İlk etkinliğe bakalım. Takvimlerde verilen tarihlere göre dün, bugün ve yarının tarihlerini yazın demiş bize. İlk tarihe bakalım. 10 Kasım tarihi. 10 Kasım tarihinin bir önceki günü, yani 10 Kasım'ın dünü hangi gün olabilir? Ondan önce 9 gelir. Yani 9 Kasım Perşembe. Peki 10 Kasım Cuma gününün bir sonraki günü kaç Kasım Cumartesi olabilir? Ondan bir sonraki gün yani yarım 11 Kasım olacaktır. Bir alttaki etkinliğe bakalım. Bize 22 Nisan'ın bir sonraki gününü soruyor. 22 Nisan'ın bir sonraki günü nedir? 23 Nisan olmalıdır. Peki 23 Nisan'dan bir sonraki gün yani yarın ne olacak? 24 Nisan olmalıdır. Peki 19 Mayıs'ın bir önceki günü ne olmalıdır? Geriye doğru bir gün gelirsek 18 Mayıs diyebiliriz. Peki 18 Mayıs'ın bir önceki günü ne olmalıdır? 18 Mayıs'ın dünü 17 Mayıs olmalıdır. Evet, şimdi de birlikte dördüncü etkinliğe geçelim. Görsellerin belirttiği zamanı söylememizi istemiş ve altlarına sabah mı, öğle mi, akşam mı olduklarını yazmamızı istemiş. İlk görsele baktığımızda güneşin henüz doğduğunu görüyoruz. İkinci görsele baktığımızda güneşin tepede olduğunu görüyoruz. Ve Üçüncü görsele baktığımızda havanın yavaş yavaş karardığını ve güneşin battığını görüyoruz. Güneş yeni doğarken günün hangi zamandır? Evet, güneş yeni doğarken günün sabah vakitleridir. Peki ikinci görsele baktığımızda güneşin tepede olduğu vakit hangi vakittir? En sıcak olan öğle vaktidir. Son görsele baktığımızda güneşin battığı, havanın karardığı vakit hangi vakittir? Harikasın, akşam vaktidir. Şimdi birlikte bir sonraki sayfaya, sayfa 103'e geçelim. Bizden tarihlerin yazmamızı istemiş. Aşağıda verilen bayramların adlarına göre bu eksiklikleri tamamlayacağız. Bakalım ilk kısmı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi tarihte? 23 Harikasın! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Peki Mayıs da olan Milli Bayramımız Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramımız hangi tarihteydi? sayıyı hatırlıyor musun? Tebrik ederim seni. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramıydı. Peki bir sonraki kısma bakalım. Zafer bayramı 30 neydi? Devamını hatırlıyor musun? Hangi aydı? 30 Ağustos Zafer bayramıydı. Peki bir sonraki tarihe bakalım. Cumhuriyet Bayramını soruyor bize. 29 tarihini vermiş ama hangi ayda olduğunu hatırlamalısın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Tebrik ederim. Bu videonun da sonuna geldik.